Hünkârım, şehzademiz Mustafa'nın tavrını onaylamam mümkün değil. Lakin kendisi toy bir delikanlı. Kanı kaynıyor. Çoktan pişman olmuştur, yakındır af dilemesi. Bir erkek olarak karşıma çıkıp düşündüklerini korkmadan söylemesine bir itirazım yok. Saygı sınırlarını aşmadığım müddetçe bunu mesele yapmam. Aksine hoşuma da iyi gider. Yüzüme karşı başka, arkamdan başka konuşmasından evladır. Öyleyse nedir sizi böyle üzen? Bir an kendimi kaybettim Pargalı. Kendi öz evladıma, Mustafa'ma zarar vermeme ramak kalmıştı. İşte o an korktum kendimden. Yapabileceklerimden korktum. Günün birinde babam gibi kendi öz evladıma zehirli kaftan göndermek istemiyorum. Asla. Bu mümkün değil. Hünkârım, şehzademiz öfkesini de vicdanı da sizden almış. Size benziyor. Emin olun. O kimseye zarar veremez. Hele ki kendi kanından birine kıyamaz. Tıpkı sizin gibi. Mustafa'yı mı düşünüyorsun hala? Bu çok büyük ayıp. Aklım almıyor. Nasıl yapar bunu? Neden bahsediyorsun sen? Yarın sizinle Cuma selamlığına gelmeyecekmiş ya. Kim söyledi sana bunu? Haremde herkesin dilinde. Buna ihtimal dahi vermem. Mustafa böyle bir hataya düşmez. Ben de ihtimal vermem. Lakin birileri aklına girmişse fena. Düşüncesi bile korkunç. Bu sana karşı meydan okumak olur. Hiçbir şey yemedin? Bu kadar kafi. Aybige Hatun geldiler. Huzura kabulleri beklerler. Gelsin. Hünkârım, sultanım. Afiyet olsun, sizi rahatsız ediyorum. Mühim değil, ne istiyorsun? Biliyorum, hayır diyeceksiniz. Fakat ısrar ediyorum hünkârım. Beni yollayın. Babamın yanına gitmek istiyorum. Aybige gitme, burada bizimle kal. Ben yine gelirim sultanım. Ama izin verin. Bu kadar çok mu istiyorsun gitmeyi? Madem öyle, o halde ben gereken hazırlığı yaptırırım. Kısa zamanda yola çıkmış olursun. Çok teşekkür ederim hünkârım. Çekilebilirsin. Bana verecek cevabınız yok mu hünkârım? Kim karar veriyor bizim hayatımıza? Sen bilmez misin ki benim ayağımı bastığım her yerde benim hükmüm geçer. Hürrem Sultan'ı durdurun hünkârım. Onun gözyaşlarına kurban etmeyin bizi. Bir an kendimi kaybettim Pargalı. Kendi öz evladıma, Mustafa'ma zarar vermeme ramak kalmıştı. Yapabileceklerimden korktum. Günün birinde babam gibi kendi öz evladıma zehirli kaftan göndermek istemiyorum. Her daim yanında ikinci bir silah taşı Mustafa'm. Lakin bazen bakıyorum, içimi bir keder kaplıyor. Sen büyüdükçe masumiyetimiz kayboluyor Mustafa. Ne yazık değil mi? Hünkârım. Malkoçoğlu. Cuma selamlığına hazırız hünkârım. Şehzadem gelmedi mi hala? Destur! Sultan Süleyman Hazretleri! Aralarının bozuk olduğu söyleniyor. Daha dün biri bugün iki. Çok yağız çıktı şu Mustafa. Vali Bey. Buyurun hünkârım. Gidiyoruz. Arzu ederseniz şehzademize bakayım. Lüzum yok, gidelim. Nasıl isterseniz. Hünkârım bağışlayın. Valide Sultanımızın elini öpmeden çıkmak istemedim. Hala. Gidelim. Hünkârım, haddimi aştığımın farkındayım. Bağışlayın. Öfkenizi hak ettim. Mustafa'm, ben sadece düşmanıma öfke duyarım. Sen benim evladımsın. Niyetim size karşı gelmek değildi. Lakin itiraf etmem gerekirse üzüldüm. Ve sizi de bu üzüntünün ortağı yapmak istedim kendimce. Her insanın hayattan ümitleri, istekleri, arzuları vardır oğlum. Bu mümkün. Lakin tavır alarak, küserek, isyan ederek derdine derman bulamazsın. Bir sıkıntın varsa susmayı değil, derdini sakın sırtında yük olarak taşıma. Konuşmayı tercih et. Ben her daim seni dinlemeye hazırım. Hadi gel mangal oynayalım. Nicedir oynamıyorduk. Hünkârım. Gel Pargalı. Şehzadem beni hayli zorluyor. Mağlup ederse şaşırmam. Mustafa tekrardan Viyana'ya gitmek istiyor. Şalken'i biri o tahttan indirmeli, öyle değil mi? Bırakalım otursun. Zira sayemizde dikenli bir tahtın üstünde oturuyor. Batıdaki nihai sınırlarımıza ulaştık. Hristiyan alemi gördü ve anladı ki bu dünyada tek bir imparator var, o da benim. Artık yönümüzü doğuya çevirme vaktidir. Acem Diyarı'nın aslanlarıyla olan kavgamız çok eski. Bir türlü yenişemedik. Ta Selçuklu'dan beri bu böyle. Babamın bitiremediği bu kavgayı ben nihayete erdirmeliyim. Hünkârım, affınıza sığınarak soruyorum. Bence büyük suyun öte yanına geçmeliyiz. Yeni dünyaya giden kâşifler esirlerle, ganimetlerle geri dönüyorlar. Eğer biz bir cihan imparatorluysak, bu zenginliğe ortak olmalıyız. Sen ne dersin Mustafa'm? Hünkârım, bence iki hedef de doğru. Siz İbrahim Paşa ile doğuya gidin, Safevileri bitirin. Doğunun tek aslanı olmalı, o da Osmanlı. Ben de büyük suyu geçmek üzere donanmanın başına geçerim. İki ayrı cephede dünyayı fethederiz. Ay. Hünkârım, rahatsız ediyorum. Söyle Malkoçoğlu. Malumunuz Aybige Hatun bugün Kırım'a dönüyor. Kendilerini limana götürmek için müsaadenizi istiyorum. Uygundur Malkoçoğlu, çekilebilirsin. Keşke Aybige gitmese. Bu sarayla tek sırdaşım oydu. Bana yoldaş olmuştu. Aybige'ye de hak vermek lazım. Uzun zamandır ailesinden uzakta. Şehzadem büyük su lafını duyunca çok heyecanlandı. Ona kalsa derhal gidecek. Bence gitmeli. En azından sancağa gitme vakti geldi de geçiyor. Henüz değil. Sen onun yaşındayken neredeydin? Sancaktaydım. Babamla seferlere katılıyordum. Demek ki vakti gelmiş. Bence göndermen lazım. Hürrem. Üzerine vazife olmayan mevzulara girme. Anlaşılan o ki validem ve Mahidevran kendi aralarında almışlar bu kararı. O halde sizden müdahale etmenizi rica ediyorum hünkârım. Zira bu izdivaca talip değilim. Senin talip olman mühim elbet. Lakin kadınların bu kararı bana pek de yanlış gelmedi. Aybige güzel ve akıllı bir hatun. Ayrıca Giray Han'ın kızı olması hasebiyle de senin layığın. Baba ben... Fevri davranma Mustafa'm. Evvela düşün. Madem arzunuz bu, düşüneceğim. Senin doğru kararı vereceğini ümit ediyorum. Hünkârım, benim kararımın neticeyi değiştirip değiştirmeyeceğini bilmek istiyorum. Bunu o vakit konuşuruz. Hünkârım, şehzadem. Anlaşılan havadis tez yayılmış. Az evvel duydum. Ne dersin Pargalı? Sence de münasip midir bu izdivaç? Valide Sultanımız en doğrusunu düşünmüşler. Hayırlara vesile olur inşallah. Tebrik ederim şehzadem. Müsaadenizle ben daireme döneyim. Ay parçam. Mehmet'im. Hoş geldin. Hoş bulduk parlayan güneşim. Hünkârım, abim evlenmezse ben evlenirim Aybige'yle. Hele bir büyü de. Büyüdüm ben artık. Benim de haremim olsun. Ben de daire istiyorum kendime. Vakti gelince olacak elbet. Çocuklar yeter. İçeri geçin. Hünkârımızı rahat bırakın. Mustafa'nın istikbaline ben karar veririm demiştiniz. Bir kuşkun mu var Hürrem? Hayır. Lakin Mustafa'nın evliliği oldukça mühim. Neden validemizin ve Mahidevran'ın tasarrufuna bıraktınız anlayamadım. Nihai karar verilmiş değil henüz. ve fakat benim için uygundur. Sen neden karşı çıkıyorsun? Aybige ve Mustafa'nın, yani ikisinin de rızası yok zira. Ben istiyorum ki Şehzade Mustafa da bizim gibi bir aşk evliliği yapsın. Mustafa'm için hayırlısı neyse Allah onu nasip etsin. Amin. Validem. Bir mesele mi var? İlla bir mesele mi olması lazım? Aksi halde geldiğini yok malum. O yüzden sual ettim. Mustafa'mla alakalı bir karar vermişsiniz. Bunu bekliyordum zaten. Yine karşı çıkıp beni hiçe sayacaksınız belli ki. Aksine gayet yerinde bir karar vermişsiniz. Bence de münasiptir. Mustafa'm için Aybige'den daha hayırlı bir kısmet düşünemiyorum. Acele etmemin bir sebebi var elbet. Zira Mustafa'mın geleceğiyle alakalı kaygılıyım. Nedir sizi korkutan validem? Onun yaşındayken başına gelenleri düşünürsen ne demek istediğimi anlarsın. O gün babanın sana gönderdiği zehirli kaftanı giyseydin, engel olamasaydım, şimdi hiçbirimiz olmayacaktık. Ne demek istiyorsunuz validem? Açık konuşun. Bir annenin esas vazifesi evlatlarını korumaktır. Lakin bu babalar için geçerli değil. Bilhassa oğlu tahtına namzetse. Senin bu kanlı oyunların kurbanı olmayacağını biliyorum. Kendi canından, kanından kimseye kıymazsın. Lakin bu hevesle aklını çelmek isteyenler olacaktır aslanım. Zinhar geçit verme o zalimlere. Kıblen vicdanın olsun. O sana doğru yolu gösterecektir. Hünkârım, validem. Rahatsız ettiysem... Hayır Mahidevran. Konuşmamız bitmişti zaten. Aslanım da evlilik kararında hemfikir bizimle. Tez nişan hazırlıklarına başlayalım o halde. Acele etmeyin. Evvela Mustafa'mla Aybige Hatun'u ikna etmeniz lazım. Onların rızası olmadan benim de rızam yoktur, bilesiniz. Kırım'a mı? Benden rica etti. Ben de kendin konuş dedim. Yıllardır ailesine hasret kaldım. Hiç değilse bir görüp dönsün. Sen pek bir alakadar oldun bu mevzuyla. Olurum elbet. Saraydaki tek dostum Aybige. Neler yaptın bugün? Hatice Sultan'ın yanına gittik. Mişima çocukları görmek istedi. Ben de çok özlemiştim. Gel yanıma. Nasıllar? Bir sıkıntıları yok inşallah. Nazar değmesin. Çocuklar gayet sıhhatli. İbrahim Paşa'mızı da gördüm. Keyfi yerindeydi. Kendine yeni bir arkadaş bulmuş. Kimmiş bu arkadaş? Antoine diye biri. Venedikli galiba. Heykel sanatıyla meşgul bir zat. Bir hayli kabiliyetli. Bu Antoine da kim? Malumatınız yok mu? Paşa bir heykeltıraş getirtmiş. Kendi heykelini yaptırtıyor. Hatice Sultan çok korkmuş. Malum, uğursuzluk getirdiğine inanıyor. Haksız da değil. Onca şeyden sonra Ne lüzum var anlamadım. Ortalık karışacak yine. Kendi putunu dikti demezler mi? Sen o güzel aklını böyle şeylerle karıştırma. Bu ne vaziyet Pargalı? Hünkârım, Antoine son Viyana seferinden getirdiğimiz esirlerden. Heykellerin tadilatı için geldi. Ben de kabiliyetini fark edince değerlendirmek istedim. Madem bu kadar kabiliyetli bir sanatkar, neden benim haberim yok? Bilhassa haber vermedim. Zira seveceğinizi düşündüğüm bir hediye yaptırıyordum. Lakin ziyaretinizle gayem boşa çıktı. Neymiş o? Antoine haşmetli resminizden heykelinizi yapıyor hünkârım. Hünkârım, münasip bulmadıysanız eğer... Münasiptir Pargalı, yapsın. Ben Hatice'mi görmek istiyorum. İkiniz namına da gayet memnun oldum. Şehzademle birlikte iyi bir aile kuracağınızdan da şüphem yok. Ancak sizlerin de bu izdivaca rıza göstermesi mühim. Aniden gelişen bu durumu yadırgamanız gayet tabii. Lakin zamanla en hayırlısı olduğunu anlayacaksınız. Seninle konuşmak istemiştin Aybige. Sizden bir ricam olacaktı hünkârım. Validemizin bu kararı nedeniyle Kırım'a gidemedim. Müsaadeniz olursa kısa süreliğine ailemi ziyaret etmek isterim. Hünkârım. Malkoçoğlu, Aybige Hatun Kırım'a gitmek istiyor. Ben müsaade verdim. Bir süre kalıp dönecek. Hazırlıklarını yap. Ona sen eşlik edecek, emniyetinden de sen mesul olacaksın. Endişeniz olmasın hünkârım. Lakin malumun üzere kendisi artık hanedanımızın müstakbel gelinidir. Dolayısıyla Mustafa'nın haremi ve helali sayılır. Sağlıcakla gidin, sağlıcakla dönün. Sana itimadım tam. Payitahtın denizi kucaklayan 7 tepesinde ve 3 kıtada heykellerim önünde diz çökecek kullarım. Ben Hatice'mi görmek istiyorum. Ağalar! Hünkârım. İbrahim'i getirin bana. Çekilebilirsiniz. Hünkârım. Bilmeden bir kusur mu işledim? Benim bilmediğim bir kusurun yok. Şayet benim gözümden kaçan veya benden sakladığın bir şeyler varsa söyle. Sabır ve hoşgörüyle dinleyeceğimden emin olabilirsin. Neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Benim sakladığım bir şey yok. Öyleyse bu gözlerindeki korku neden Pargalı? Nedir seni böyle tedirgin eden? Hırsın mı? Hı? Kibirin mi? Öfken mi? Hangi histir sana bu heykeli yaptıran? Bağışlayın beni. Hem kötü bir niyetim. Ne demiştin o gün? Payitahtın denizi kucaklayan 7 tepesinde ve 3 kıtada heykellerim önünde diz çökecek kullarım. Şimdi, hangi tepeye dikeceksin bu heykeli? Kimler eğilecek önünde? Pargalı İbrahim. Balıkçı Manolis'in oğlu Theo. Nedir seni böyle kibre sürükleyen? Ben miyim? Benim sana bahşettiğim kuvvet mi, zenginlik mi? Yoksa zaferlerinden sana biçtiğim pay mı? Sen nereden alırsın bu cüreti? Sen nasıl kendini benimle eşit görürsün? Haşa. Ben yaşadığım müddetçe kendimden gayrı hiç kimsenin heykeline müsaade etmem. Her kim buna cüret ederse layık olduğu cezayı kendi ellerimle kellemi alın hünkârım, suretimin değil. Bu bana daha az acı verir. Bu senin suretin değil Pargalı. Senin kibirinle ve iktidar hırsınla kararmış hasta ruhunun bir tezahürüdür ancak. Eğer içinden bunu söküp atmazsan yayılır. ve nihayetinde seni yok eder. Zira iktidar bir tehdittir Pargalı. Kör ve sağır eder. Mutlak iktidarımda bir insanın gelebileceği en üst mertebedesin. Ve lakin bu sana yetmiyor. Malum, insanoğlu hiç doymaz. Hep daha fazlasını ister. Sen ne istiyorsun Pargalı? Tahtın mı cezbediyor seni yoksa? Haşa. Bu tahta oturmaktan daha muazzam bir şey varsa, o da bu tahta oturacak kişiyi belirlemek ve dahi yönetmektir. Yoksa hayalini kurduğun kuvvet bu mu? Hünkârım, ben bugüne kadar sizden hiçbir şey istemedim. Hiçbir makama, hiçbir rütbeye talip olmadım ben. Şu anki mertebemi hayal dahi edemezken bana siz bahşettiniz. Verdiğiniz her yetkinin ardından daha da korktum ben. Bu yetkilerin beni ölüme yaklaştırdığını söylediğim vakit siz divandan karar çıkardınız. Canımı teminatınız altına alıp kendinizden dahi korudunuz beni. Şimdi görüyorum ki bunların hükmü yokmuş. Zira kaderin önünde kimse duramaz. Cüretimi bağışlayın hünkârım. Lakin artık bu mülkü taşıyamam. Bütün rütbelerimden azlimi istiyorum. Hünkârım. Ayaz Paşa'yı çağır, gelsin derhal. Emredersiniz. Beni çağırmışsınız hünkârım. Gel Ayaz Paşa, yaklaş. Yarınki divanı seni yönetmeni istiyorum. Elbette hünkârım. Lakin merak içindeyim. İbrahim Paşa'mıza bir şey mi oldu? Afiyettedir inşallah. Hem Aybige hem de şehzadem bu evliliğe razı olduklarını söylediler hünkârım. Âlâ. Müsaade ederseniz bir an evvel nişan hazırlıklarına başlayalım. Müsaade senin, derhal başla hazırlıklara. Malkoçoğlu! Hünkârım. Şehzade Mustafa ile Giray Han'ın kızı Aybige Hatun'un nişan kararını aldık. Dört bir yana duyurulsun, tez elden başlasın hazırlıklar. Hazırlıklardan sen mesulsun. Aybige Hatun Kırım'a gitmeyecekler mi hünkârım? Vazgeçmiş. Zira babası Giray Han geliyor. Çekilebilirsin. Hünkârım, siz de biliyorsunuz ki Mustafa'm İbrahim Paşa'mızı çok sever. Müsaade ederseniz bu hazırlıkları Paşa'mız yürütsün. Mustafa'mın arzularını en iyi o bilir. Hünkârım. Bu mühür İbrahim Paşa'mıza ait değil mi? Yoksa aranızda bir mesele mi var? Paşa'mızı görevden mi aldınız? Dairene dön Hürrem. Yakında Mustafa'mın nişanı olacak, hazırlıklara yardım edersin. Ne oldu? Ben anlamadım. Gülfem, neden ağlıyorsun? İbrahim nerede? Haber gelmedi mi hala? Gülfem. Hünkârım. Hünkârım. Nedir bu? İbrahim nerede? Neden gitti? Hatice'm, benim kıymetli kardeşim. Sana, kendime, İbrahim'e bir söz verdim. Lakin kaderin önünde hiç kimse duramaz. Ben bile. Anladım Ayaz Paşa, tamam. Çekilebilirsin. Divan heyeti seni bekler. Siz teşrif edecek misiniz? Katılmayacağım. Bilahare malumat verirsin. Hünkârım. Hünkârım. Evliliğinizle alakalı müspet kararınızı duydum. İkiniz için de hayırlara vesile olmasını dilerim. Sağ olun. Sağ olun. Bundan böyle mesuliyetlerin artıyor. Evlenince sancağa çıkacaksın. Kendini hazırla. Sancağa çıkacağım günü heyecanla bekliyorum hünkârım. Hünkârım. İbrahim nerede? Ne yaptınız ona? Öldürdünüz mü yoksa? Hatice'm, gel otur şöyle, sakinleş. Sakin olamam. İbrahim'e ne olduğunu öğrenmek istiyorum. İbrahim iyi. Hayır. İnanmıyorum. Öldürdünüz onu. Heykeli geldi. Başı kesilmiş. Nedir bunun anlamı? Bana ne anlatmaya çalışıyorsunuz? Söz vermiştiniz. Onu siz koruyacaktınız. Ama siz canını aldınız. Bana bunu nasıl yaparsınız? Ben nasıl dayanırım bu acıya? Halacığım. Mustafa, al götür onu. Hünkârım. Hünkârım. Bunu neden yaptınız hünkârım? Öyle icap etti Mustafa'm. İbrahim Paşa'nın üzerimde emeği büyük. Benim en kıymetli lalam. Yokluğu felaket olur. Bilhassa halam için. Hünkârım, Valide Sultanımız geldiler. Gelsin. Mustafa'm, beni aslanımla yalnız bırak. Hatice'm dairemde ağlıyor. Kocasının kellesini aldığını söyledi. Bu doğru mu oğlum? Gerçekten yaptın mı bunu? Validem, Her ne olduysa anlat. Bilelim ki ona göre tedbirimizi alalım. İbrahim'e ne oldu? Ne yaptın ona? Benim ona bir şey yapmama lüzum yok validem. İbrahim kendi kendini yok edecek. Yaşıyor mu? Vaziyet bundan ibaret validem. Şimdi gidin Hatice'me söyleyin, daha fazla üzülmesin. İbrahim'in senin için ne kadar kıymetli olduğunu bilirim. Ondan dahi bu kadar kolay vazgeçmen beni korkutuyor Süleyman. Bu hadise bu raddeye nasıl gelir? Heykeli yok etmesini isteseydin İbrahim gereğini yapardı. Nedir bu tahammülsüzlük? Bilakis validem, tahammül ettiğim için hala nefes alabiliyor. Bunu bir başkası yapsaydı şimdiye çoktan almıştım canını. İbrahim'e ne olacak? Neye karar verdin? Henüz nihai kararımı vermedim. O gün geldiğinde siz de herkesle birlikte öğrenirsiniz. Kardeşim Beyhan'la yaşadıklarını unutma Süleyman. Aynı akıbeti Hatice'ye de reva görme. Malum Hatice'm ziyadesiyle hassas, kırılgan. İbrahim'i kaybederse buna dayanması mümkün değil. Hünkârım, Hatice Sultan geldiler. Gelsin. Hoş geldin Hatice'm. Nasılsın? İyi değilim hünkârım. Sabrım tükendi artık. İbrahim neden gelmiyor hala? Yarın nişan var. Nişana geleceğini umuyorum. Zira bu onun akıbetini belirleyecektir. Gelmezse ne olacak? Canını mı alacaksınız? Şayet kararınız bu olursa evvela benim canımı alın. Beni bu acıyla baş başa bırakmayın. Kaldıramam bu yükü. Hünkârım, sahip Giray Han Hazretleri geldiler. Gelsin. Payitahta hoş geldiniz. Bu hayırlı vesileyle sizi yeniden görmek büyük şeref. Buyurun terasa çıkalım. Mustafa'm nerede? Neden gelmedi hala? Derhal haber veririm hünkârım. Söyle gelsin. Sevgili kız kardeşim valideniz Hafsa Sultan'ın mektubunu okuyunca çok sevindim. Kızımı Osmanlı hanedanına gelin vermek benim için büyük şeref. Hayırlara vesile olur inşallah. Amin. Hünkârım, şehzademiz saraydan ayrılmışlar. Derhal bul getir onu buraya. Emredersiniz. Kırım'da sükunetin sağlanmasına memnun oldum. Hünkârım, şükür ki asayiş nihayet sağlandı. Ama sayenizde. Hünkârım. Babacığım. Aybige. Kızım. Gözünüz aydın, nihayet kavuştunuz. Sultanım. Hoş geldin kardeşim. Seni burada görmek ne büyük saadet. Sizi iyi gördüm maşallah. Değişmemişsiniz. Yine aynı zerafet. Hürrem Sultan'la tanışın. Kendisi şehzadelerimin annesidir. Cihan Sultan'ın hasekisiyle tanışmaktan şeref duydum. Sağ olun. Mahidevran Sultan. Sultanım, tebrik ederim. Büyük yiğit bir şehzade yetiştirmişsiniz. Şehzade Mustafa'yı merak ettim. Geldiğimden beri karşılaşmadık. Sıhhati yerindedir inşallah. Akşam teşrif edeceğinizi biliyordum. Bu yüzden İbrahim Paşa'nın yanına gitti. Öyle değil mi validem? Öyle, evet. Mustafa hala dönmedi mi? Hatice'm istemiş gitmesini. Öyle. İnşallah şehzademiz döner. Ne demek bu? İbrahim Paşa kabul edilemez bir hal içinde. Bu açıkça bir isyan. Mustafa'nın da aklını çelmesinden korkuyorum. Malum. Şehzade ne derse dinliyor, inanıyor. Hürrem. Her kim evladımın aklını çelmeye çalışır, onu bana karşı isyana sürükler ya da aramızı bozmaya kalkarsa bedelini canıyla öder. Anladın mı? Anladım. İyi. Çekilebilirsin. Dile benden ne dilersen. Malum, sana bir can borcum daha oldu. Canımı almayın, kâfidir hünkârım. Sen benim dostumsun. Can yoldaşımsın Pargalı. kardeş katili olmam. Seç Pargalı. Hangisi? Mühür mü? Hançer. Bu şerefli göreve layık olmak için kanımın son damlasına, ömrümün son nefesine kadar hanedan-ı Ali Osman'ın hizmetinde olacağım hünkârım. Kanının son damlasına kadar mühür senindir. Can dostum, kardeşim. Hünkârım, Şehzade Mustafa dünden beri yok. Endişelendim. Bilmem icap eden bir mesele mi var? Hünkârım, Şehzade Mustafa geldiler. Gelsin. Hünkârım. Han Hazretleri, hoş geldiniz. Şehzadem. Gözümüz yollarda kaldı. Bir hayli endişelendirdiniz beni. Emniyet sebebiyle dün akşam yola çıkamadım. Hünkârım bağışlayın. Müsaadeniz olmadan İbrahim Paşa'mızın yanına gittim. Malumatım var. Niyetim sadece paşamızı geri getirmekti. Burada olmasını, nişana katılmasını arzu ettim. Bir netice alabildin mi peki? Elimden gelen gayreti gösterdim. Lakin kalbi fena kırılmış. Getiremedim. Akıbetine razıymış. Sen dönmezsen ben de dönemem dedim. Ama dinlemedi. Zorla gönderdi beni. Anladım. Mustafa'm, bilmeni istediğim bir şey var. Sen ol. Hiç kimse için aileni karşına alma. Hiç kimse ailenden daha mühim değildir. Hünkârım ben... Dairene dön, nişan için hazırlan. Şehzade Hazretleri, tebrik ederim. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol kardeşim. Paşam, İbrahim Paşa'mızın nişana katılmayacaklar mı? Malumatım yok. Uzun zamandır görünmüyor kendileri. Başına bir hal gelmiş olmasın. Biraz daha konuşursan senin başına gelecek. Vali Bey, nişana takma vakti geldi. Elbette hünkârım. Mustafa'm, gel şöyle. Hünkârım. Bu kutlu birleşme hayırlara vesile olsun. Allah tamamını erdirsin inşallah.